Akordiyon, 4 ayrı parçadan oluşan bir enstrüman. Şu görmüş olduğunuz kısmı klavye dediğimiz kısım. Buradan genel olarak melodiyi çalmamız ve bazen piyano gibi aynı elle eşlik etmemizi sağlıyor. Altta görmüş olduğunuz kısım baslar. Buraya baslar deniyor. Buradan kendimize eşlik ediyoruz melodiye karşı. Tıpkı piyano gibi akordiyon da kendi başına hem melodi hem eşlik edebilen bir saz. Bir de şu an görmediğimiz iç mekanizması var, iç kısmı var. Akordiyonun içindeki sesler körüğün itilmesi ve çekilmesiyle seslerin çıkması sağlanıyor. Akordiyon dünyanın çeşitli ülkelerinde, çeşitli yörelerde bulunmakta. Bunlara örnek verecek olursak Balkanlar, Kafkaslar, Brezilya, Latin Amerika, Avrupa, Fransa, İtalya birçok yerde görüyoruz. Türkiye'de de özellikle Kafkaslara yakın olan bölgelerde, mesela Artvin'de, Kars'ta ve Azerilerin, Gürcülerin ağırlıklı olarak yaşadığı bölgelerde çalındığını görüyoruz. Bunun dışında Türkiye'de Makedonya'dan, Bulgaristan'dan ve Yugoslavya'nın çeşitli yerlerinden göçmen olarak gelmiş insanların da akordiyonu aynı şekilde kendi halk müziklerinde kullandığını görüyoruz. Akordiyonun atası diyebileceğimiz enstrümanlar Asya'da, Çin'de Sheng, Japonya'da Sho, Tayland ve çevresinde Haen denilen mızıkalı ve nefesle çalınan enstrümanlar olarak düşünebiliriz. 1800'lü yıllarda Uzak Asya'ya giden Avrupalı misyonerler bu enstrümanları Avrupa'ya getiriyorlar. Bunu inceleyen ve geliştirmek isteyen çeşitli insanlar akordiyona benzer denemeler yapıyor. Ama ilk olarak günümüzdeki formundan uzak olsa da bir körük ve iki taraflı ses mekanizmasıyla çalışan sistemdeki enstrümana ilk olarak 1830 yılında Kiril Damian isimli Viyana'da yaşayan bir Ermeni icat ediyor. Sonra 1830'lardan 1890'lar ve 1900'lere doğru yavaş yavaş Avrupa'nın diğer yerlerine yayılmaya başlıyor ve İngiltere'ye gidiyor. İngiltere'ye gittiği zaman bu enstrümanın ismi konçertino olarak değişiyor. Günümüzde hala İngilizler bu enstrümanı kullanırlar. İngiltere'den konçertino ve benzeri enstrümanları İtalya'ya götüren gezginler Castelfidardo kentinde günümüzde de önemli akordiyon markaları olan Scandali, Soprani, D'Alepe gibi kişilerin dikkatini çekiyor. Ve bu kişiler akordiyonu zamanla geliştiriyorlar ve günümüzdeki elimde görmüş olduğunuz saza benzer bir hale yavaş yavaş getirmeye başlıyorlar. Stradella isimli şahıs bas sistemini icat ediyor. Günümüzde şu an akordiyonlarda iki türlü bas sistemi olur. Bir free bas sistemi. Yani free bas sistemi demek bütün düğmeler birer nota demek. Ve bununla istediğiniz kombinasyonu kendiniz kurursunuz demek. Stradella sistemine göre sırayla notanın kendisi, notanın üçlüsü, majör akor, minör akor, dominant yedili akor ve eksilmiş yedili akor şeklinde bir dizisi vardır. Ve yukarıdan aşağı beşliler şeklinde gider. Sonra zamanla buradan Avrupa'nın diğer yerlerine de yayılmaya başlıyor. Almanya'ya, Fransa'ya, Rusya'ya. Ve Rusya'ya yayıldıktan sonra Kafkaslara, Azerbaycan'a, Gürcistan'a da yayılıyor. Ve yavaş yavaş şekli de değişmeye başlıyor. Garmon oluyor bazı zamanlar. Kimi zamanlar düğmeli oluyor. Burada piyano tuşları yerine düğmeler görüyorsunuz. Bu şekilde 1900'lerin ortalarına doğru akordiyon evrimini tamamlamış oluyor. Ve günümüzde kullanılan akordiyonlar artık sadece o zaman da icat edilenlerin üstüne biraz ekstra özellikler konulmasından ibaret oluyor.
Üniversite için Bosna'ya gittim 18 yaşımdayken. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde psikoloji okudum. O sırada zaten ailemiz Balkan göçmeni olduğu için Balkan müziğine ilgim vardı. Bosna'ya gidip o sırada o ortamı canlı gördükten sonra iyice Balkan müziğine merak salmaya başladım. Akordeon ilgimi çekti. Türkiye'ye geldikten sonra ben tulum da çalıyordum, Karadeniz turumu. Daha da sonra Makedonya'ya gittim ve orada akordeon üzerine hususi olarak özel ders aldım. Yaklaşık 5 ay kaldım. Çeşitli Makedonya'daki önemli akordeon üstadlarından ders aldım. Akordeon Türkiye'de daha çok yöresel enstrüman olarak çeşitli etnik gruplar tarafından benimsenmiş ve çalınıyor. Kimler bunlar? Gürcüler mesela, Azeriler, Boşnaklar, Bulgaristan'dan göçmüş macirler, Makedonya, Yugoslavya'nın çeşitli yerlerinden gelmiş etnik kimseler. Daha çok bu grup insanlar tarafından icra ediliyor. Maalesef akordeon diğer Batı müziği sazları gibi konservatuarlarda, akademide kendine bir yer bulabilmiş değil. Avrupa'da, Amerika'da, çeşitli yerlerde, Latin Amerika'da gerek, akordeon akademide, üniversitede hep bulunan bir saz. Profesyonel olarak eğitimini alabileceğiniz bir saz. Türkiye'de maalesef böyle bir şey yok. Olmasını dilerdik. Belki ileride olur. Akordeon öğrenmek isteyenler genelde özel ders alıyorlar. Kimisi zaten piyano çalmış oluyor, benim gibi mesela. Sonradan akordeonu ele alıp, zaten bu taraf aynı. Diğer tarafı da aynaya bakarak bir şekilde çıkartırım usulüyle öğrenmiş oluyor. Kimisi sonra fırsat ve vakit bulabilen, öğrenmek istediği yörenin müziğini asıl yerinde keşfetmek için direkt oraya gidiyor. Mesela benim Makedonya'ya gitmem gibi. Buralara gidemeyen, fırsat, vakit veya imkan bulamayan kişiler özel ders alıyorlar. Kendi kendilerine öğreniyorlar ve YouTube'dan bakarak öğrenmeye çalışıyorlar.